Merhaba. Türkiye'deki bugün yürürlükte olan rejimin asli niteliğinin bir suç örgütü dayanışmasına dönüştüğünü en iyi ifade eden elbette böyle bir suç örgütünün içinden gelen kişi olacaktı. Evet, 17-24 Aralık 2013'te ortaya dökülen büyük yolsuzlukların üzerinin örtülmesine dayalı olan ittifak bugün çok daha büyük, çok daha ağır suçların sessizlik örtüsüyle geçiştirilmesi ittifakına dönüştü. Bunu mümkün kılan ise Erdoğanizmin yönetim ilke ve kuralları düzeyinde getirdiği üç önemli yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi yasasızlaştırmadır. Anayasa dahi yasaların iktidarın işine geldiği kadarıyla geçerli olması halidir bu yasasızlaştırma. İkinci yenilik kurumsuzlaştırmadır. Erdoğanizmin bu özelliği kurumların resmi kısmi özelliklerini hepsini ortadan kaldırıp tek bir kurumun Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nun doğrudan şubeleri olarak dönüştürülmesidir. Böylece yargı, üniversite, bakanlık, kamu işletmesi, belediye, varlık fonu, hazine, merkez bankası vesaire daha bunu sayabiliriz. Aynı kişi ve merci tarafından doğrudan yönetilen icra kuruluşları haline gelmektedirler. Bir şube haline gelmektedirler. Her kuruma özgü olan kurum kültürü, yılların biriktirdiği bilgi ve tecrübe sıfırlanmakta ve Cumhurbaşkanı'nın doğrudan icra mevki olarak uygulattığı aracı kuruluşlar haline dönüşmektedirler. Üçüncü özellik ise kuralsızlaştırmadır. Hiçbir kuralın sürekliliğinin olmadığı, kendi koydukları kuralların da sürekli, rejimin koyduğu kuralların da sürekliliğinin olmadığı, her kuralın her an yönetimin başı tarafından değiştirebildiği bir yönetim tarzı bugün yürürlüktedir. Yasasızlık, kurumsuzluk ve kuralsızlık. Erdoğanizmin iktidarı için uygun gördüğünü günübirlik belirlemesine, her şeyi kendine uygun gelen biçimde uygulamasına olanak veren üç değişiklik niteliktir rejimin faaliyeti açısından. Bir bakıma modern zaman öncesi çiftlik ağalığı gibi ülkeyi yönetmeyi sağlar. Belki ülkeyi şirket gibi yönetmek arzusundan Tayyip Erdoğan'ın anladığı da budur. Bunu birkaç defa ısrarla dile getirdiğini 2017 referandumu öncesinde biliyoruz, 2015'te, 2012'de. Şirket gibi yönetmek ama modern öncesi zamanların bir çiftliği gibi yönetmek. Mutlak bir mülkiyet anlayışı içinde yönetmek. Bu da elbette modern dönemlerin yolsuzluk, irtikap ve kayırmacılık dediği fiilleri yönetim hakkının doğal parçalarıymışçasına hayata geçirilmesine olanak vermektedir. Yasasızlık, kurumsuzluk ve kuralsızlık Erdoğanizmi bütünüyle öngörülemez, en beklenmedik şeyi olumlu veya olumsuz, en beklenmedik şeyi yapabilir bir yönetim olarak var ediyor bugün. Bu öngörülemezlik iç politikada olduğu gibi dış politikada da Erdoğanizmin başat özelliği haline gelmiş durumda. Bunu iktisadi planda yıkıcı sonuçlarını yanında kurduğu ittifakın da her an yıkılabilir olabileceği kanaatinin oluşmasına yol açıyor. İç politikada ve dış politikada. Bütün bunların sonucunda Erdoğanizmin yarattığı bu üç büyük yıkımın, bu üç büyük kırımın diyebiliriz, yasa kırımının, kurum kırımının ve kural kırımının sonuçları Erdoğanizmin sonrasının
en büyük sorunlarından biri olacaktır. İyi günler dilerim.